İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, farklı temaları işleyen yeni projeleriyle İstanbul'u bir villa bahçesine dönüştürmeyi hedefliyor. Şimdi Genel Müdür Murat Ermeydan'la yaptığımız söyleşiyi izliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, şehrin dört bir köşesini yeni projeleriyle villa bahçesine dönüştürmeyi hedefliyor. Başkanımız Kadir Topbaş, başkanlığı devraldıktan bu yana İstanbul'a bir villa bahçesi titizliğiyle bakın ve İstanbul'da bitkiyle insanları buluşturun mantığıyla yaklaştığı için biz bu konuda çalışmalara yoğunluk verdik. Özellikle şehrin giriş kapılarını, ana arterlerini, havaalanından tutun da Temot yolu gişelerden, E5 kenarı gişelerden, E5'in kenarındaki yol kenarı düzenlemelerine varana kadar İstanbul'u simgeleyen, insanların en çok vakit geçirdiği noktalarda özel peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz. Biz İstanbul'da İstanbullunun aktif olarak kullanamadığı alanları aktif halde kullanır hale getirmeye çalışıyoruz. İnsanların trafikte geçerken gördükleri sert zeminleri yeşillendirerek, duvar bahçelerle yeniden düzenliyoruz. Ayrıca bir metrobüs hattımız var. Ağaç dikemiyoruz ama saksılarla ve direklere askılı çiçeklerle yeşil hale getirmeye, insanların göz zevkine hitap eder hale getirmeye çalışıyoruz. Laleler kültürümüzün önemli bir parçası. Onların en çok yakıştığı kent ise İstanbul. Zarafetiyle büyüleyen ve İstanbul'la özdeşleşen lale artık ana vatanına geri döndü. Laleyi Türkiye'de üretimine başlattık ve Türkiye'de kullandığımız lalelerin hepsi yerli. Türkiye'de üretiliyor. Konya, Çumra'da üretiliyor. Silivri'de, Seymen'de, Çatalca bölgesinde köylerimiz tarafından üretiliyor. Lale ana vatanına geri döndü. Bitkiyle İstanbulluları buluşturan en önemli adreslerden biri ise İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bağlı Bahçe Market. Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'ın bitkiyle İstanbulluyu buluşturun talimatıyla bu bahçe marketler devreye girdi. Bizim İstanbul'da 9 tane farklı satış noktamız var. Bizim burada 2000'in üstünde bitki çeşidimiz, 1500'ün üzerinde de peyzaj materyali çeşidimiz bulunmakta. Birebir kaliteli, güvenilir fidanı insanlar buradan gelip alabiliyorlar. Bahçeleriyle ilgili fikir sahibi olabiliyorlar. Bakış açımız şu, buradan bir tane alınan bitki yine İstanbul'da bir yere dikilecek. İstanbul'un yeşillenmesine bir katkıda bulunacak. 1927 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Büyükdere Fidanlığı var. Büyükdere Fidanlığı atıl bir halde duruyor. Şimdi orası Büyükşehir'e devroldu. Biz başkanımızın yine talimatıyla orada da büyük bir bahçe market hazırlığı içerisine girdik. Anadolu yakasında 5 farklı noktada, yine bu yakada farklı noktalarda ve bayiliklerle de bu sistemi geliştirip insanımızı kaliteli, uygun fidanlarla buluşturacağız.